Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Aselsan hisse yorumuna kısaca bir bakalım, bir yorumlamaya çalışalım. Aselsan hisse senedimiz geçmiş zamanlarda 20 liralardan başlattığı yukarı yönlü hareketinden sonra yaklaşık olarak %50'lik bir marş verdi. Burada oluşan marş sonrası ve hacimsel artışlarla birlikte hisse 30 lira direncine kadar kendini götürdü. Daha sonra geçen haftaki endeks düzeltmesiyle birlikte haftayı 28.84 civarı bir fiyattan kapattı. Şimdi hissede dipten yukarı yönlü bir ana trend oluşumu çizersek, hissede en dip kısımdan yukarı yönlü trend oluşumu şu şekilde. Hemen üstüne bir kopyasını oluşturup bu trendin bir kanal içerisinde hareket ettiğini ve bu kanalı kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketin ne kadar sert yukarı yönlü gittiğini hep beraber görebiliyoruz. Daha sonrasında yine şu bölümde oluşturduğu kanalı bir üst kanala taşıyarak yeni zirvelere doğru hisse hareketlerini yapmaya devam etti. Bu kanal oluşumlarını siz de bu şekilde üst üste koyarak yukarı yönlü kanalları oluşturabilirsiniz. Bu kanallar geri çekilmelerde de genelde hissede destek kanalı olarak çalışabilir. Bunu da bu şekilde takip edebiliriz. Bakın mesela şuradan gelen, bu bölgede gelen başlayan kanal oluşumu yukarı yönlü. Yukarıda karşılığını bulmuş. Hisse burayı destek alıp bu kanal üstünde tutunmaya çalışıyor şu an için. Kanal çalışmaları bu şekilde yapılabilir. Aynı kanal çalışmaları aşağı yönlü de yapılabilir düzeltmelerde. Hisseyi bu yönde kanal içerisinde yukarı aşağı yönlü nerelerde destek direnç oluşturabileceğini 3 aşağı 5 yukarı sadece çizgiler kullanarak tespit edebiliriz. Daha sonrasında hissenin sert hareket yaptığı noktadan yukarı yönlü bir oluşum bakacak olursak eğer, şu bölgede sert hareket yaptığı ve buradan yukarı yönlü dik bir açıyla kanal içerisinde hareket edip daha sonra kanalı katladığını görebiliyoruz. Şu an için baktığımızda özellikle günlük periyotta indikatörler anlamında hisse RSI'da sat konumunda ve bizim sürekli takip ettiğimiz wave trendde sat konumuna geçmiş durumda. Sat konumuna geçen hissede ortalamaların durumuna bakacak olursak ortalamalar da 5, 13, 50, 100 ve 200 günlük olarak sıralanmakta ve ekranın sağ tarafında oluşan rakamları görmektesiniz. Bunları da sizler de grafiklerde çalışma yaparken ekleyip istediğiniz günlük periyoda çevirebilirsiniz. Bizim ekranımızda 5, 13, 50, 100 ve 200 günlük üstsel ortalamalar var. Kendinize uygun olanları değişiklik yaparak daha farklı rakamlarda kullanabilirsiniz. Ortalamalar dışında pivot değerlerini de kullanabilirsiniz. TradingView'de birçok pivot değer indikatörü var. Bu indikatörlerden faydalanarak hissenin son durumda yukarı yönlü ve aşağı yönlü pivot destek ve dirençlerini size gayet net bir şekilde verir. Yine bunu kullanarak hissenin yukarı yönlü ve aşağı yönlü nerelere gidip gelebileceğini rahatlıkla görebiliyoruz. Daha sonrasında hisseyi daha kısa periyotta, saatlik periyotta benim en çok değerlendirme yaptığım periyot
incelemeye alırsak, saatlik periyotta özellikle biraz yakınlaştığımızda şu bölgede oluşan, yani 24-84 üzeri bir gaplı açılış var, 25-70. Hani bunu görmezden gelmemek lazım. Bu her zaman aklımızın bir köşesinde kalacak orada, o gap. Yani almak için geri döner mi bilmiyorum ama yani her gap alınacak diye bir kanun yok. Fakat genelde gaplar bir soru işareti bırakır kafalarda. Bu yüzden burayı önemseyip yokmuş saymayalım. Negatif bir durumda ise aşağı yönlü hareketlerinde bu gapı almak için tekrar buraları test edebilir. Fakat buraları test edeceğim diye bir tabii ki kanun yok. Ben sadece buradaki boşluğu gösteriyorum. Burada rakamsal bir boşluk oluştuğu için buradaki risk her zaman için aklımızın bir köşesinde, grafiğin bir köşesinde işaretli olmalı. Negatif durum gerçekleştiğinde hisse buralara doğru yönlenme etkisi gösterebilir. Saatlik periyotta yine ortalamalara bakacak olursak, gördüğünüz gibi 50 saatlik ortalamanın üzerinde kapanma eğilimine girip onun üzerinde kapatmış hisse, yaklaşık 100 saatlik ortalamaya kadar bir geri çekilme gösterip 27.94'lerden hisse kendisini yukarı yönlü toparlayıp 50 saat üzerine atmış. 5 ve 13 saatlik ortalamanın da üstünde kapanış yapması hisse için olumlu. Ama genel anlamda görüntü olarak, mumların oluşturduğu görüntü olarak baktığımızda ise şu an için hisse yaptığı son iki tepe ve daha önceki yaptığı iki dip ile bir kama oluşumu gösteriyor. Bu yüzden pazartesi günü oluşacak mumların önemi burada çok yüksek. Yani burada ya hisse yukarı yönlü bir burayı kamayı oluşmaya çalışan kamayı kırıp yoluna devam edecektir. Veyahut da bu kama içerisinde tekrar aşağı yönlü geri dönüşümler oluşturabilir. Yani bu kamanın içini doldurmaya çalışabilir. Tamamen endekse bağlı, piyasaya bağlı bir durum. Bu her iki yönlü de gerçekleşebilir. Biz sadece şu an için grafikte gördüklerimizi yorumluyoruz. Kesinlikle burada bir al sat tavsiyesi vermiyoruz. Lütfen konuyu eğitim amaçlı anlattığımızı düşünün. Bu bölgede de pivot değerlendirmesi yapacak olursak eğer, gördüğünüz gibi merkezdeki pivotların üzerinden doğru bir çıkış gözükmesiyle birlikte aşağı ve yukarı yönlü pivot değerlerimiz ekranda mevcut. Burada ekrandaki rakamları teker teker saymaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ayrıyeten indikatörler anlamında baktığımızda Wavetrend ve RSI'da yukarı yönlü bir al sinyali oluşturmalarına rağmen hacimlerin biraz daha hani kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum. Oluşan hacimlerde baktığımızda saatlik hacimlerde 8 bar içerisinde sadece 3 tanesi ortalamanın üzerine çıkabilmiş. Çok da hacimsel olarak kuvvetli barlar diyemeyeceğimiz barlar da mevcut altta. Özellikle hacimsel kuvvetin artması halinde ise de pozitif etki görebiliriz. Aksi takdirde yine dediğimiz gibi aşağı yönlü hareketler kamu içerisinde görebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi basitçe anlatacaklarım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.